Rahman Rahim. 21. söz. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mefkûta. Diyor ki bir zaman, orayı atlayayım. Yani yok, orayı okuyayım. Bir zaman cismen, yani bedeni itibariyle, sinne, yaş itibariyle, rütbeten, devlet makamında büyük bir adam, yani büyük makam işgal eden adam, bu dine, namaza zıt bir adam, bana dedi, ustada diyor, namaz iyidir. Fakat her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Hani öyle diyorlar ya, namaz bitmez. Namaz iyidir ama her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Usanç vermesi, yani namaz iyi aslında ama bitmiyor da onda. Tamam. Diyor. O zat dedi ustada. Direkt diyor yani. Odasında. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İnsan nefsi konuşur, biliyor musun? Dikkat edersen görürsün. Mesela iki tane farklı yapı olduğunu görürsün. Bir tarafın var ki de, bir tarafın deme. Kıl, kılma. Kalk, kalkma. Yap, yapma. Ver ağzını payını. Ayıptır ya. İki tane böyle farklı şahsiyeti göreceksin. Evet. İçeride var ya. Böyle. Münakaşa ediyor. Görüyorsun iki taraf. Kıl, kılma. Yap, yapma. Mesela ayet-i kerimede meale şöyle diyor bir mana. Zekat verecek kişi hemen soluna gelir. Verme. Biter. Biter, biter, biter der. Mesela baklavaya koşar gibi namaza koşmuyoruz ki. Böyle bir... O nefsi mutmainne olmuş. Nefsi mutmainne olmuş. Kılmayınca sıkılıyor. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağı ile şeytandan aynı dersi alıyor. Merkez aynı. Aynı şey söylüyor. Bak, hepimiz aynı şey var. Namaza baklava gider gibi gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Peki bizim nefis bunu söylüyor mu? Söylüyor. Peki onunki de söylüyor, dine muarız, dine din zıt. Onun nefsi söylüyor. Benim nefsim de söylüyor. Peki bende olmaması lazım. O zaman kaynak tek. Kaynak tek. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağı ile şeytandan aynı dersi alıyor. Demek ki ona da üfleyen, bana da üfleyen aynı yer. Ona da aynı şeyi söylüyor, bana da aynı şeyi söylüyor. Ustad gibi bir zata diyor mu? Diyor. Onun da şeytanı var. Söz aynı. Söz neydi? Namaz, namaza karşı değil. Namaz nereden çıktı ya falan demiyor bakın. Namaz iyidir, hoştur ama her gün beşer defa kılmak çoktur. Her gün de kılıyoruz. Bitmediğinden usanç veriyor. Bunu o söylüyor ama ay baktı ki bunun hepsi de aynı şeyi söylüyor. Ha, o zaman diyor ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım, o zat o sözü bütün nüfus emmarenin namına söylemiş gibidir. Veya söylettirilmiştir. Yani nüfus emmare, insanda nefis var ya, herkes nefsi onun adına söyletiliyor ki ders olsun diyor. Ustattaki de nefis aynı söylüyor. Şimdi cevap verecekler, cevap yok. Yani burada neyi tahlil ediyor biliyor musun? Bedende sistemler var bir içinde. Namazı isteyen var, namaza karşı olan var. Lezzet alan var, elem alan var.
Yani içeride iki tane şahsiyet. Bir de biz varız. Üç tane şahsiyet var. Bir, Allah'ı seven, Allah'ı sevmeyen. Namazı seven, namazı sevmeyen. İkisinin dışında da bir şahsiyet var. Ne o? O da ben. Namazı seven ruh, namazı sevmeyen nefis, ikisinin şeyi ben. İkisinden farklı yani. Buna sus veya buna hangisine uyacaksın? Yani sistem, içeride sistem çalışıyor. Yani seninle alakası yok. Mesela namaz kılmama var bende. Ya benim içim adam mıyım yani? Ben de niye namazdan sıkılıyorum, senelerce kılıyorum? Veya niye kalkamıyorum? İmanım mı yok? İmanla değil o. O galip olduğundan dolayı sistem, iman zayıf olunca o tepene biniyor, kantar gibi. İman galip olursa onu eziyorsun, yapıyorsun. İman mağlup olursa, iman var ama mağlup. Kılamıyorsun. İmanı güçlendirmek için dersler, sohbetler, evratlar, yani kitap şey, dua kitapları işte Kur'an veya sohbetleri giderek bu güçleniyor. Güçlendikçe bu sefer kılmamak rahatsız ediyor. Sen bak şimdi yatsı okundu. Yatsı okundu, kılmama nispetinde sıkıntı olacak. O zat o sözü bütün nüfus emarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, madem benim nefsim emmaredir, emrediyor. Bizde de var. Hepimizde var yani. Sen mesela diyelim ki namazsız birisi kılmıyor. Benim nefsim istiyor. Ama nasıl kılabiliyoruz? Mağlup o. Madem nefsim emmaredir, emrediyor bize. Nefsim emmaredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimle başlarım. Şimdi cevaba geliyor. Kısa bir paragraf okuyacağım. Dedim ki ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Cehli mürekkep şu. Bilmese buna cehil. Cehli mürekkep cahilin cahili. Ne demek? Cahil olduğunun cahili. Yani cahil olduğunu inanmayan cahil. He. Daha eskisi yani. He. Daha büyüğü. Yani bilmez, bilmediğini de bilmez. Bu. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Bitmiyordu yani namaz iyidir. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Bitmiyor dedi ya. Ne zaman bitecek? Ölünce bitiyor. Ömrün ebedi midir? Hani namaz bitmiyordu? Demek ki bitiyormuş. Ne zaman bitiyor? Ölünce. Hiç kat-i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Yarına kadar kalan kim kalacak? Aa, bir tane bizde vardı. Aa, şey ya, Halit abinin eşi. Bir Halit baba var. Şükran. Rahmetli. Ya, yanında ölmüş, haberi yok. Dayının kızı da. He, dayının kızı ya. Bak ölmüş, haberi yok değil mi? Evet. Yani bilseydi ki sabah, gece ya, sabaha kadar ölü karısı var, yanında haberi yok. Aa, bizim bir tane talebelerde Mustafa. Derse geliyor, vazife vermiş, fena yere git. Geliyor, yatıyor, kılıyor. Yatıyor, bir de kalkar. Kim? Ne diyor? Diyor ki, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm ebediyettir. Ya insanın namazda usanç ne veriyor? Tevehüm ebediyet. Ben ne kadar çok yaşayacağım, sonsuz, 100 sene, 200 sene. Tevehüm ebediyet. Ebedi yaşayacak gibi insanda bir zan var. O zandan dolayı namazdan usanç geliyor. Şöyle diyelim. Belki de 2 ay ömrün kalmış. Sana deseler ki ya 20 sene ömrün kaldı. Yani ondan sıkılırsın 20 sene sonra öleceğini. 2 ay sonra öleceğinde haberin olmadığından rahatsın. Çünkü ecelimiz belli olmadığından insan bir derece rahat. Eğer ömrü belli olsa zaten yaşayamaz. Aynen. Tevehüm ebediyet,
ebedi yaşayacak gibi bir zan geldiğinden dolayı zan, o zan insana usanç veriyor. Ama biliyorsun ki her an öleceksin. Tevhüm ebediyetten kaynaklanıyor. Ya hep kılacak mıyım? Hep kılmayacaksın kardeş. Ölünce bitiyor. Ölünce oruç yok. Ölünce zekat yok. Namaz yok. Ama eğer namazın yok, öldün. Evzeli ve ebedi namaz kılacaksın. O cehennem, o deşetinde. Sonsuza dek kılacaksın. O cehennemin o taşlarında işte, rivayette söylenilen o seccade bastığın zaman diyor. Gerçi ben bunları sevmeyen bir insanım. Bunları söylemeyi pek istemiyorum. Bastığın zaman diyor, bu seccade dediğimiz o şeyi, sıcak saç gibi demir, beynin fokurdayacak. Böylelikle bir namaza 83 yıl. Peki ne demek? Dünyanın 1000 senesi oranın bir günü. Bir rivayete göre bir namaz 1000 sene kılacaksın. Ama dünyanın 1000 senesi oranı bir gün. Yani ne kadar? Dünyada namaz kılarsan ölünce bitiyor. Ama namaz kılmasan ezeli ve ebedi bitmeyecek orada. Sonsuz. Sonsuz bunun bedelini ödeyeceksin. Sonsuz. Ama burada bitiyor. Ne zaman bitmiyor? Orada bitmeyecek. Eğer burada bitirmezsen. Mutlaka bir yerde kılacaksın. Ya burada az kılacaksın ölünceye kadar. Ya da orada sonsuz kılacaksın. Diyor ki, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm-ü ebediyettir. İşin püf noktası tevehüm-ü ebediyet. Yani ebedi kalma zanni. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki nazlanıyorsun var ya. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Kaç yaşındaydı bu çocuk bugün vefat eden? Ahmet? 7. 7 yaşındaymış. Ama bakalım yanındaki. 7 yaşındaki çocuk gitti. Tamam bak. Bugün öğlen gitti de sabah işte. Kendisi sabah kötü. Ha? Sabah. Şabağa karşı. Bak o kurtardı. Babasına öyle söyledim gayet rahat. Hayatın zorluğundan kurtardı. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir gün. Şimdi eğer 24 ömür var ya 24 saat günde. 24 saat ömür. 24 saatin içerisinde abdest, namaz 1 saat alıyor. Abdest, namaz 1 saat alıyor. Niye böyle tedirginsiniz? He? Ne oldu? Şu mu diyor? He? Şu mu diyor? Biraz gergin görüyorum da sizi. Yok, sana kızdım ya orada ders yapılıyor, sen niye bağırıyorsun dedin mi? He, tamam. Olsun ha. Gergin olmayın, rahat olun ya. 24 saat ömrün 1 saati. Abdest, bunu incelenmiş, farzı kılmak için. Abdest ve farzları sırf kılsan bir saat alıyormuş. Şu misali de vereyim, kesiyorum. Bir saat. Şimdi 24 saatin bir saatini geri veriyoruz. Ama maya gibi 24 saati maya alıyor o bir saat. Tuvalete de gitmek ibadet oluyor namaz kıldıktan sonra. Çalışsan da ibadet oluyor. Temizlik yapsan da ibadet. Yemek yiyorsun, uyuyorsun ibadet. Haram yapma, her şey ibadet. Ama namaz kılma, Kabe'de yapsan sevabı yok. Kabe yapsan. Şimdi bak şöyle. Bir padişah sana her gün kapının altına 24 tane altın verse. Bak ya. 24 tane altın. Allah Allah. Her gün kapının altından 24 tane altın veriyor. Sen merak etmez misin bu insanın her gün karşılığı tanımadığın bir insan 24 tane altın veriyor. 24 tane altın. Sen peki bu üyeye karşı bir mukabel etmek istemez misin? Ulan keşke tanısaydım da bana 24 tane altın veren zatı tanısam da ben de ona bir şey yapsam. Tam bunu düşünürken, düşünmeye yakın 15 sene geçiyor.
15 sene. Sen dedi ya keşke bunu tanısam. Örneği veriyorum kesiyorum. 15 sene sonra 24 tane altın her gün atan zat bir de zarf atıyor sana. Sen böyle bir şey düşündün. Tamam. Ben sana 15 sene her gün 24 tane altın veriyorum. Sen bakayım insan mısın? Kadir kıymet biliyor musun? Vefa sahibi misin? İyilikten anlar mısın? Değer yargıların var mı? Ben seni denemek istiyorum. Ben sana karşılık istemiyordum. 24 tane altın vermeye devam edeceğim. 15 sene devam verdim. Ona bir şey istemiyorum. Bu seneden sonra bakayım sen iyilikten anlıyor musun, anlamıyor musun? O 24 tane altından bir tane geri istiyor. Bununla ben şunu demek istiyorum. O bir tane geri vereceksin ya. Gene kumbaraya atacağım senin adına. Bakayım kadir kıymetten anlıyor musun? İyilikten anlıyor musun? Değer yargıların var mı? Anlayışın var mı? İnsan mısın? Denemek istiyor. Yani 24 tane bir tane geri istemem. Aslında ben altının peşinde olsaydım ben sana 23 tane verirdim. Bir tane geri istememin sebebi seni denemek istiyor. İyilikten anlıyor musun? Sen bir tane gene onu senin kumbarana koyacağım. Madem sen bu iyilikten anlıyorsun bir tane geri verdin. Ben sana hayal edemediğin hazine vereceğim. Geri verir misin vermez misin? Aptal olur değil mi? İşte 24 tane altın demek 24 saattir. Hiç kimse sana veremez. Bir an bile sana veremez. 24 saatin bir saati namaz ve abdesti kafi. Bir saati bununla geri istiyor. Bu sefer diyor eğer bana o bir saati geri verirsen ben sana dünya ve ahirete paha biçilmez iman ve imanın şeyi olan cennete hazineleri vereceğim. Ben sana bakayım iyilikten anlıyor musun? Anlamıyor musun? Gene kendin faydalanmak adına bir saati geri onun için istiyor. Bakayım iyilikten anlıyor musun? Ama dese ki yap canım ben 24 tane altın madem bir tane geri istiyordun 23 verseydin istemeseydin. Senin bakayım hep almaya alıştın ama bakayım verebilecek misin? Kadir kıymet biliyor musun? Değer yargın var mı? İyilikten anlıyor musun? Bak yönülme saygın var mı? Onunla ben sınamak istiyorum, denemek istiyorum seni diyor. İnsan vermesin ne kadar ayıp eder. 24 saat o. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.